Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Yine her zaman olduğu gibi yine bir cennetle müjdelenen sahabinin hayatını okumaya devam edeceğiz. Videolarımı izleyin, beğenmeyi unutmayın, abonelik eklemeyi unutmayın. Sizlere şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Nebi ayrı zamanın sahabeleri Mekke'de ölmeyi istemiyorlardı. Çünkü Mekke onların din uğrunda hicret ettikleri yerdi. Onlar daha fazla peygamber şehri Medine'de Allah'a kavuşmayı tercih ediyorlardı. Onun için Hazreti Sa'd radıyallahu anh veda haccı esnasında Mekke'de hastalanarak Resulü Ekrem tarafından ziyaret edildiği zaman Mekke'de öleceğini düşünerek ağladı. Bütün insanoğluna Allah müjdesini getirenine sordu. Ya Sa'd niçin ağlıyorsun? Ey Allah'ın Resulü, zavallı Sa'd muhacerat ettiği yerde ölmekten korkuyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen sonsuzluk müjdecisi. Hemen ellerini Allah'ın hacet kapısına açıp dua ettiler. Ya Rabbi, sağda şifa ihsan eyle ve bu dünya duayı 3 defa tekrarladılar. Allah Resulü'nün duası kabul oldu. Şanlı sahabe Hazreti Sa'd radıyallahu anh 80 seneden fazla yaşadı. İran ve Irak'ın bir kısmı onun eliyle fethedildi. Böylece Resulü Kibriya'nın bu duası da mucizelerden biridir. Can gözleri hikmet sürmelenen büyük sahabi bütün ömrü boyunca canıyla malıyla Allah yolunda mücadele etti. Baş bu oluyor. Veda haccını müteakip Allah'ın sevgilisi Medine'ye avdet buyurdular. Çok geçmeden de bu fani aleme veda ederek ebediyet yurduna göçtüler. Sonsuzluk müjdecisinin ilahi visale erişlerinden sonra İslam topluluğunun başına Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh geçti. Hazreti Sa'd radıyallahu anh ilk halifenin devrinde de dini mübine büyük hizmetler etti. Nihayet hak ve adalet güneşi Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde İran üzerine gönderilen orduya başbuğ tayin edildi. Kendisiyle Kadisiye zaferinin kahramanı ve Kisra ülkelerinin fatihi oldu. İmanın bir ulaşmış nurdan abidesi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Sa'da şu sözleri söyledi. Seni orduya başbuğ tayin ettim. Bu çok büyük bir, çok çetin bir iştir. Onu ancak özlü ve hakperest insanlar başarabilir. Sen de mahiyetinde hayrı murat ederek yolda yürüyünüz. Her şeyin bir cihaz olduğu gibi hayrın cihazı da sabırdır. Her hale karşı sabrediniz ve daima yüce Allah'tan korkunuz. Allah korkusu iki esasla toplanır. Bunların biri ona itaat, diğeri kötülüklerden kaçınmaktır. Allah'a itaat, sufli şeylerden nefret ve ahirete muhabbet ile Allah'a isyan ise süfliyete muhabbet ve ahiretten nefret ile hasıl olur. Kalplerde öyle haller vardır ki Cenab-ı Hak onları inşa eder. Bunların bazıları gizli, bazıları aşikardır. Gizli olanlar insanların kalplerinden fışkırıp dudaklarından dökülen hikmetle, halkın ona gösterdiği muhabbetle sezilir. Aşikar olurlar, onu sevenlerin ve sevmeyenlerin hak üzerinde birleşmeleriyle anlaşılır. Onun için ya Sa'd, sen kendini herkese sevdirmeye çalış. Cenab-ı Hak bir kulunu sevdi mi onu herkes sevdirir, sevmedi mi herkes de ondan nefret eder. O halde Allah indindeki makamını insanlar nezdindeki itibar ve muhabbetinle ölç. Hazreti Sa'd radıyallahu anh Cenab-ı Faruk'un bu yüksek beyanatını dinledikten sonra askerine iler emrini verdi. İslam mücahitleri kartopu alınlı atlarının başını İrak istikametine çevirdiler ve kükremiş seller gibi akıp gittiler. Büyük ve eşsiz zaferler Hazreti Sa'd radıyallahu anh'ın başbuğluğunda Irak fethiyle başlar. Hazreti Sa'd radıyallahu anh pınar pınar çağlayan askeriyle Irak'a gelince İran'ın Kisra'sı 150 bin kişilik bir ordu ve 40 fille kumandanını onun karşısına çıkardı. Büyük ve şanlı kumandan Hazreti Sa'd radıyallahu anh evvela Irak Araplarından Kisra'ya bağlı Numan kumandasındaki 80 bin kişilik orduyu ezdi. İslam mücahitleri Allah Allah sesiyle yeri göğü inleterek küfür ordusuna tosladı. Kafirler de hayret dehşet, İslam ordusu yolları açan bir kar makinesi gibi önüne geleni savurup atıyordu ve düşman pestile dönmüştü. Hazreti Sa'd radıyallahu anh 80 binlik orduyu ezdikten sonra Kadisiye'de toplanan Fars ordusu üzerine
yüklendi. Kahramanlığıyla meşhur İranlı Rüstem, Fars ordusunun heyecana getirmek için içli nutuklar çekti, dokunaklı sözler söyledi ama bunlar yaklaşan İman ordusunun saldığı dehşet önünde hiçbir şeye yaramadı. İman ordusu köpürüp taşan bir okyanus heybetiyle ilerliyordu. İki ordu karşı karşıya geldi ve cenk başladı. Hortumlarına kılıçlar bağlanan dağ gibi filler önlerinde olarak Farslılar İman ordusuna çullandılar. Hazreti Sa'd radıyallahu anh'ın 30 binlik süvarisi atlarındaki cins atların fillerden fena halde ürkmesi üzerine bir an karıştı. Hücumunu başaramadı ve ilk hamlede galibiyet düşman tarafından göründü. Fakat yılan kim? Hazreti Sa'd radıyallahu anh'ın gür sesi duyuldu. Toparlanın, fillerin hortumlarını kesin. Süvariler hemen toparlandılar ve kılıçlarla fillerin hortumlarını keserek öyle çevik manevralar yaptılar ki filler bu defa düşman istikametine döndü ve Fars askerlerini çiğneyerek ve acı sesler çıkararak kaçmaya başladı. O devrin bir nevi tankı olan filler birdenbire İslam'ın silahı haline geldi. Müthiş cenk akşama kadar sürdü ve gece çökünce iman ordusunun lehinde bir seyir kazanarak durdu. Şafak vakti kuyruğu tutuşmuş bir canavar gibi Rüstem meydana çıktı ve iki İslam mücahidini şehit etti. Meydana atılan üçüncü bir mücahidin mızrağı altında cehennemi boyladı. Manzarayı gören İranlılar birbirlerini ezercesine tabana kuvvet kaçmaya başladılar ve zafer gerçekleşti. İman ordusuna da İran'ın ufukları açıldı. Artık şanlı ordu peygamberler peygamberinin müjdelediği saraylara hakim oluyordu. Şuur gözlerine hikmet sürmesi çekilen muazzez sahibi Hazreti Sa'd radıyallahu anh Cenab-ı Ömer'e zafer müjdesini gönderdi. Hazreti Ömer'den Kisra'nın payitahtı Medine'ye gitmesi emrini aldı. Hemen geyik bacaklı Arap atlarının başını o istikamete çevirip iler emrini verdi. İslam ordusu nurdan bir ırmak gibi Medine'ye aktı. Orada birkaç mukaveme ezdi, düşman darmadağın edildi. İslam ordusu şehre girdiği zaman sadece meşhur sarayın muhafızlarıyla karşılaştı. Muhafızlar İslam ordusunun heybet ve şerefini görüverince teslim oldular. Yüce Kumandan Hazreti Sa'd Kisra'nın sarayına girdi ve her tarafı deptebe ve ihtişam içinde temaşa etti. Bu neydi böyle? Dünya saltanatının gözlerini kamaştıran haline bakıp içli içli şu ayet-i kerimeler okundu. Bismillahirrahmanirrahim. Kem tereku min cennati ve uyun ve zuru'i ve meqamin kerim ve nimeti kanu fiyeha fakihin. Onlar bağlardan, pınarlardan, ekinlerden, süsül mahvellerden, güzel konaklarından, içinden naz ve naim ile yaşadıkları ihtişamlardan neler, nice şeyler bıraktılar. İşte emir böyledir. Biz bütün bunları başka başka kavimlere miras verdik. Hazreti Sa'd radıyallahu anh ağır adımlarla taht odasına kadar yürüdü. Şahın tahtı yerinden kaldırıldı. Yerine bir minber kuruldu. Tevhid nuru yıllarca, asırlarca karanlıkta kalan sarayı aydınlattı. Ezan sesleri göklere doğru name name yükseldi. Bir ilahi nur deste deste aleme yayıldı. Gönül evi eşsiz incilerle dop dolu olan Hazreti Sa'd radıyallahu anh ve ordusu cuma namazını muhteşem sarayda kıldı. Saray tekbir sesleriyle yerinden oynadı. Hazreti Sa'd radıyallahu anh saraydaki kıymetli eşyaları toplayıp beşte birini Nur şehri Medine'ye gönderdi. Onun gönderdiği eşya arasında şahın kılıcı, miğveri ve mücevherleri de vardı. Hak ve adalet güneşi Hazreti Ömer radıyallahu anh çok memnun oldu. Gözlerinden saadet yaşları aktı ve dedi ki bunları ele geçirdikten sonra buraya gönderen insanlar muhakkaktır ki emniyetli insanlardır. Mecliste hazır bulundu Hazreti Ali radıyallahu anh da ona ya Ömer dedi sen hafif olduğun için bütün tebaanında hafiftir. Cihanın en büyük adalet sultanı daha sonra şöyle devam etti. Ey insanlar, dünyaya ve onu sevenlerin başına gelene bakın da ibret alın. Görülmüyor mu ki
onun verdiğinden ve başınıza getirdiğinden neler neler hasıl olur. İşte Kisra, sağlığında durmadan mallarıyla, paralarıyla, askerlerinin çokluğuna güvenir, övünürdü. Allah indinde kendi yarayacak hiçbir şey takdim etmedi. Bir ömür boyu boşu boşuna yalan dolan atıp savurdu da şimdi aziz ve celil olan Allah yakasından tutuverdi. Güvendiği, dayandığı her şey elinden gitti. Din ve dünyası için ne işle başladıysa onunla kala kaldı. Ey Nas! İşte Medain Melik'i, onun da mülkü parçalandı, paylaşıldı. Kendi dostlarından ayrı düştü. Nerede şimdi o haşmet, o saltanat? Nerede kaldı o askerler? Nerede kaldı tacu taht? Nerede kaldı filler? Nerede asker dostları? Nerede arkadaşları? Nerede gezer? Medain'in zaptı sırasında İran prensesini kaçırmışlardı. Hazreti Sa'd radıyallahu anh kaçan düşmanın peşine bir kumandan gönderdi. Kumandan cin atıyla kuş gibi uçtu, onları yakaladı. Hepsini kılıçtan geçirdi, kızı da esir alıp bir sürü malla beraber baş bu Hazreti Sa'd'a teslim etti. Hazreti Sa'd da Kisra'nın kızını Medine'ye reisler reisi Hazreti Ömer'e gönderdi. Gönlü billurdan daha duru olan peygamber halifesi, prensesi, göz kamaştırıcı güzelliğiyle, güzelliğinde ve sululuğundan ötürü ancak peygamber torunu Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a layık buldu ve ona teslim etti. Nur neslini Hazreti Hüseyin'den alıp yürüten Ali Zeynel Abi din işte bu kutlu prensesten doğdu. Büyük aşk ve iman kahramanı Hazreti Sa'd radıyallahu anh ordusuyla daha nice yerleri fethetti. Her gittiği yere saadet, huzur, ahlak, ilim, irfan götürdü. İnsanlar dalga dalga ahlakın, Allah'ın davetine, iman miferine, Kur'an'ın gölgesine koştular. Küfe şehrini de Hazreti Sa'd radıyallahu anh kurdu. Küfe şehri 40 bin insan sığacak şekilde yapıldı. Hazreti Sa'd'ın inşa ettirdiği hükümet konağı 7-8 asır peyder olmuştu. Fakat Küfelilerin zayıf bir tarafları vardı. Küfeliler ve fasız insanlardı. Hazreti Sa'd radıyallahu anh gibi cennetle müjdelenen yüce bir sahabeyi bile şikayet ettiler. Kur'an hafzından iman iksiriyle yıkanan, gönül dudaklarıyla hidayet nurları içen, sonsuzluk nebisinin rahleyi tedrisinden nasibini alan Hazreti Sa'd radıyallahu anh bütün dikkat ve gayretine rağmen Küfelilerin bir kısmını memnun edememişti. Kafa taslarında yumuşacık beyin cilini en yüksek hararet derecesinde bile erimez. Betonlaşmış bir pıhtı taşıyan bazı hakikat öküzleri onun aleyhinde atıp tutuyor ve işi büyüte büyüte Hazreti Ömer'e kadar intikal ettiriyorlardı. Şikayet bir günlük takip edince Cenab-ı Faruk radıyallahu anh Hazreti Sa'd'a adam gönderip onu celbetti ve sordu. Ya Ebu İshak, bu adamlar senin namaz kılmayı bilmediğini söylüyor. Ne dersin? Hazreti Sa'd, ey müminlerin emri dedi. Vallahi ben onlara Allah Resulü'nün namazı gibi namaz kıldırır, ondan hiçbir şey noksan yapmazdım. Akşam ve yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekatta çok durur, son iki rekatı da hafif tutardı. İrfan denizine gark olmuş nimbüyü Hazreti Ömer'in dudaklarında tatlı bir tebessüm belirdi. Ya Sa'd dedi, zaten senin hakkında zannımız bundan başka değildi. Ve meselenin tetkiki için Küfe'ye Hazreti Sa'd'la birlikte bir memur gönderdi. Tahrikik memuru Küfe halkından şanlı sahibinin halini ve tutumunu sordu ve bütün camileri gezdi. Ey Küfeliler, Hazreti Sa'd hakkında ne biliyorsunuz? Söyle. Cevap verdiler. Onun içi dışından daha iyidir. Biz ondan memnunuz. Nihayet beni Abs'a ait bir mescide gitti ve halka hitap etti. Hazreti Sa'd hakkında ne biliyorsunuz? Biliyorsanız Allah için söyleriz. Üsame bin Katade isminde biri ayağı fırladı. Madem ki bize ant verdin söyleyeyim. Sa'd askerin başına geçip harp etmez. Mal taksim ederken eşitliği gözetmez. Hükmünde adalet etmez. Bunun üzerine yüce sahibi Hazreti Sa'd radıyallahu anh şöyle dedi. Madem ki benim hakkımda aslı olmayan bir takım isnatlarda bulundun. Ben de vallahi senin aleyhinde 3 dua edeceğim. İyice dinle. İlahi, senin bu kulun yalancı ise gösteriş yapmak, bir takım kötü emirlerine ulaşmak için bunları söylediyse ömrünü uzat. Fakirliğini çoğalt, fitnelere uğrat. İnsanlığın şu garip haline bakınız ki Peygamber aleyhisselam tarafından metru sene edilen
ve cennetle müjdelenen pırlanta gibi bir insana bile çamur atabiliyor. Öyle irfan denizine gark olmuş bir sahabeden hakikat incileri ve irfan küpüleri almak varken leş kargaları gibi burnunu kokmuş laşelere sokuyor. Ne acı, ne acı. Aylar geçti, yıllar birbirini kovaladı ve nasipsiz adam Hazreti Saad'ın duasının yıldırımlarıyla perişan oldu. Kendisine halinden sorulduğu zaman gözyaşları dökerek şöyle dedi. Kocamış fitneye uğramış zavallı bir piri faniyim. Hazreti Saad'ın bedduasına uğradım. Hiçbir kötülük cezasız kalmaz. Abdullah bin Ümeyr der ki, sonraları onu ben de gördüm. Yaşlılıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış, fitnelere uğramıştı. Yollarda rast geldiği kızlara sataşır, onları çimdikler ve rüsva olurdu. Hazreti Saad radıyallahu anh'ın duasından herkes çekinirdi. Çünkü Nebi-i Muhterem Efendimiz onun hakkında şöyle dua yapmıştı. Allah'ım Saad'ın duasını kabul et ve Allah Resulü'nün ebediyet müjdecisi Ebu İbni ve Ebu Vakkas cennettedir. İsmet ve iffet sedefi Hazreti Ayşe radıyallahu anh validemiz rivayet ediyor. Resulü Ekrem bir gece Medine'ye avdetinden sonra uykusuz kalmıştı. Allah'ın sevgilisi kafirlerin saldırısından çekindiği için uykusuz kalmıştı. Fakat yorgunluklarını gidermek ihtiyacını hissettiklerinden ve aynı zamanda ihtiyatı da elden bırakmak istemediklerinden sahabelerinden salih bir zat gelse de bu gece beni muhafaza etse buyurmuşlardı. Biz kainatın efendisiyle böyle konuşurken dışarıdan silah şakırtıları duyduk. Alemin farı sordu, kimdir o? Saad bin Ebi Vakkas'tır. Ey Allah'ın Resulü, senin buraya gelmene sebep nedir? İçime bir korku düştü. Sizi muhafaza etmek için geldim. Allah'ın Resulü mukaddes ellerini açarak dua buyurdular. Can gözlerine ilahi nurun sürmesi çekilen yüce sahabe Hazreti Saad sonsuzluk nebisine bu kadar gönülden bağlıydı ki bütün ömrünü bu aşk ve iman ile geçirmişti. Hazreti Saad'ın Utbe isimli kardeşi Uhud kazası esnasında kafirlerin safında bulunuyordu. Allah Resulü'nün mukaddes yüzünü o kanatmıştı. O zaman Hazreti Saad radıyallahu anh bir arslan gibi gürlemiş, avaz avaz haykırmıştı. Vallahi ey Utbe, elime düşersen senin kanını su gibi akıtırım. Peygamber'e bağlılığın bu derecesi. Bu Allah'ın sevgilisi cihana hidayet, alemlere rahmetti. O öyle bir nebi-i ahir zamandı ki üzerinde hutbe konduğu hurma kütüğünü hicranıyla da ağlattı. Susuz kalan ümmetine mucize parmaklarından hayat çeşmeleri çağlattı. Sahabiler onun fazilet ve hikmet havuzuna muhabbet kadehleri olup sıralandılar. İçtiler yine de kanmadılar. Kalp şerifinin hakikat denizinden kabaran, hikmet dalgalan idrak sahillerini açtı. İrfan semaları onun hidayet yıldızları olan sahabileriyle avizeleşti. İşte Hazreti Saad radıyallahu anh o muhabbet şurubunu içen bahtiyarların iplerinden ve cennetle müjdelenenlerdendi. Ömür ipine muhabbet boncukları dizdi. Hayat ırmağını keserleştirerek cennet gölüne akmasını bildi. Hazreti Saad radıyallahu anh valilikten alındıktan sonra Nur şehri Medine'ye geldi. Akik tarafındaki evine çekilip zikir, şükür ve fikirle geçiriyordu. Hazreti Osman şehit edilince Hazreti Saad radıyallahu anh gelmekte olan fitne selini görmüş ve kendisini ondan korumuştu. Halbuki kendisi de halife olacak zatların arasındaydı. Çünkü kendisinin çok taraftarı vardı. Eğer o da ortaya çıkacak olsaydı rakiplerini mağlup edebilirdi. Fakat o katiyen böyle bir şey istemedi. Hatta Hazreti Saad'ın oğlu Ömer ve kardeşinin oğlu Haşim ona müracaat ettiler. 100.000 kılıç sahibi var ki hepsi de seni hilafet için en liyakatlı adam tanıyor. Haydi kalk önümüzde düş ve imamımız ol. Hazreti Saad radıyallahu anh gürledi. Bu sizin 100.000 kılıcınızdan daha kuvvetli tek bir kılıç. Mü'mine çekilince onu kesmeyen kafire karşı ayrılınca onu kesen kılıçtır. Yüce gönüllü din eri Hazreti Saad radıyallahu anh daima şöyle söylerdi.
daima şu sözü söylerdi. Hayatımda üç gün ağladım. Bunlardan biri Allah'ın Resulü'nün ebediyet alemine göçtüğü gündü. İkincisi Hazreti Osman'ın katil olunduğu gündü. Şimdi de Hakk'a ağlıyorum. İlim ve fazlı. İç gözlerine ilahi nurun sürmesi çekilen büyük sahabi ve şanslı başbu Hazreti Sa'd radıyallahu an sözünün doğruluğuyla maruftu. Onun rivayet ettiği hadisler en yüksek ve en parlak payaya haizdi. O can ırmağını İslam denizine akıttı ve bu nur deryasında yüze yüze saadet rızasına vardı. Sa'd bin Ra'd tabi eceliyle 83 yaşında hicretin 55. yılında Medine'den 10 mil mesafedeki Akik denilen yerde ve yatağında vefat etti. Vefatından evvel Bedir gazasında gittiği cübbesiyle gömülmek istediğini vasiyet ederek ben bu cübbeyle müşriklerle karşılaştım. Onu bu günün için saklıyordum demişti. Vasiyet aynen yerine getirildi. Akik'ten alınarak Peygamber şehri Medine'ye Allah Resulü'nün nurlandırdığı haneyi Saadet'in önüne getirildi. Medine valisi namazını kıldırdı ve gözyaşları arasında Ceddetül Bakiye defnolundu. İslam tarihinin ebedi ve şöhret sahibi olan ulu sahabi bir ömür boyu hizmetinde bulunduğu ve aşkıyla tutuştuğu sevgilisine kavuştu. Canı yüce Rabbim ondan razı olsun. Bizi de şefaatine nail etsin. Amin de Nuray. Amin de amin. Şefaatine nail etsin diyor. Amin dedim ya. Bilmem duymadım da ondan dedim. Duyma ya. Duyma gerek mi? Evet arkadaşlar. Böylelikle Hazreti Sa'd radıyallahu anh'ın cennetle müjdelenen 8. sahabinin hayatını 2 bölümde okumuş ve bitirmiş bulunuyoruz. İnşallah bizi şefaatine Allahu Teala nail eder. Bizler onları seviyoruz. Evet. Bayram Özen'de YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik etmeyi, izlemeyi unutmayın sevgili dostlar. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Çoluğunuzu, çocuğunuzu bütün kötülüklerden ve fenalıklardan kurtarsın. Amin inşallah.